notlarından merhaba. Haftanın son iş ve işlem günündeyiz. Piyasaları kapatmaya az bir süre kaldı. Son fiyatlamalar nasıl? Hemen ona bir göz atalım. Borsa tarafında %0,72 yukarı yönlü bir hareket var. Gün içerisinde en yüksek 9.223 seviyesini gördük. Şu anda da 9.204 seviyesinde işlemler geçiyor. En düşükse 9.152 seviyesi karşımıza çıktı. Dün itibariyle borsada 9.000 puanın üzerindeki hareketleri görmeye başlamıştık. Orada bir kalıcılık oldu. Kapanış itibariyle de haftanın son gününde de şu anda 9.200 seviyesi aşılmış bir şekilde devam ediyor. İşlemler 67 hissenin yukarı yönlü olduğunu görürken 32 hisse şu an itibariyle değer kaybı içerisinde. En fazla değer kazancına baktığımız zaman Ege Endüstri ve Ticaret AŞ birinci sırada yer alıyor. Smart Güneş Enerjisi Teknoloji de şu anda 1.6 puanla en yüksek ikinci puan katkısını veriyor. Üçüncü sırada AG Anadolu Grubu Holding AŞ yer alıyor. En fazla kaybettirenlerde ise STD Uzay ve Savunma Teknoloji 0.8 puan negatif katkı sağlıyor. İkinci sırada ise Korsa Teknik Tekstil AŞ'yi görmek mümkün oluyor. Şu saatler itibariyle en çok kazandıran ve kaybettirenlerde de böyle bir tablo karşımıza çıkarken. Dolar TL'ye bakalım. 31.99 seviyesini görüyoruz. 32 liranın altına bir geri çekilme olmuştu. Dün Merkez Bankası'nın kararının ardından şu anda da TL sınırlı da olsa dolar karşısında değer kazancı içerisinde 34.64 seviyesinde euro tarafında görüyoruz. Euro TL'de de yine benzer bir performans aşağı yönlü hareket görmek mümkün oluyor. Dolar endeksi 104'ün üzerine geldi ve bu da euro dolar paritesini 1.08'e getirdi Fed sonrasında. Spot altın 2.165 dolarda. Bu hafta içerisinde Fed'e ilk tepki olarak 2.200 dolar seviyesi aşılmıştı. Orada tarihi zirvenin yenilendiğini gözlemlemiştik. İçeride gram altın 2.230 liradan şu anda el değiştiriyor. Bitcoin'de 64.688 puan seviyelerini görürken Brent petrol ve Amerikan petrolle biraz ayrışma olduğunu görüyoruz. Brent petrol sınırlı kazançlar içerisindeyken Amerikan petrolde de sınırlı bir geri çekilme dikkatleri çekiyor. Haftanın genelinde petrol fiyatları çoğunlukla geri çekildi ama yatay bir seviyede kaldı bu geri çekilmeler. Onu da aktaralım. Ve şimdi de biz Bloomberg ET araştırma analisti Sevcan Ersözlü'yü ağırlayacağız. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan hoş geldin. Son günde birlikteyiz. Şimdi 3 konumuz var. Bunlardan ilki Apple. Apple böyle hani sene sonundan beri Apple'ın yüzü pek gülmedi gibi duruyor ve tekrar bir antitrust davasıyla karşı karşıya hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Avrupa Birliği'nde iki farklı dava var. Nedir detayları ve hisse tarafı nasıl etkilendi? Gerçekten daha önceki yaptığımız yayına da aslında Apple'ın karşılaştığı pek çok sorunu dilemiştik. Hani böyle sırasıyla hatırlarsak Çin'deki satışlarının düşmesi, elektrikli araç projesini iptal etmesi gibi pek çok sorun geliyordu. Ve aslında 2024 ilk çeyreğinde beklenen düşüş, %6'lık bir gelir kaleminde yaşayacağı düşüş geliyordu. Ama şimdi ilk sıralara çıkan dava konuları oldu. Hem kendi anavatanında hem de Avrupa Birliği'nde iki farklı dava ile karşı karşıya. İlkinde mevzu şu, iPad'lerde, iPhone'larda var olan aslında kullandığımız sistemin tüketicilerin telefon değiştirmesini engelleyecek ve iPhone'dan veya iPad'den başka bir uygulamayı tercih etmesini engelleyecek şekilde aslında tekelleştirici bir uygulama silsilesi ve içerisine yerleştirilmiş kullanım kolaylıkları olduğuna dair bir dava açılıyor. Dolayısıyla Apple'ın buradaki tekel konumunu irdeleyen bir dava olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi ise Avrupa Birliği'nden geliyor. Burada aslında dijital yasanın vermiş olduğu yetkilere dayanarak bir dava var. Orada da şu var. App Store içerisindeki var olan diğer uygulamaların ana sayfalarına yönlendirme eksikliği ve diğer aslında arayüzleri yönlendirmedeki yaşanan problemlerin burada karşımıza çıktığını görüyoruz. Ki daha öncesinde benzer bir dava ile beraber Spotify, Avrupa Birliği, Apple arasındaki davada Avrupa Birliği'nin bir cezası olmuştu ki o da 2 milyar dolar değerinde bir cezaydı. Dolayısıyla hani bunlara baktığımızda Apple'ın iPhone satışları ile ilgili düşen gelirleri ve yaşadığı iki büyük dava tabii ki de fiyatını etkiliyor. Şu anda yatay pozitif diyebileceğimiz bir seviyede 172 dolar seviyesinde ama senenin başından itibaren bakarsak hem S&P 500'ün hem de Nasdaq'ın gerisinde kaldı. Sene başından bu yana %11 değer kaybetti. Bu süre zarfında S&P 500 %10, Nasdaq'ta %9'luk bir yükseliş olduğunu gördük biz.
ne var? Bundan sonra aslında Muhteşem Yedili olarak konuşuyorduk. Muhteşem Yedili'nin arasında o ahengi bozan hep Tesla'yı ön plana çıkarmıştık ki yine onunla ilgili de bir gündem var. Apple da bunların arasında katıldı diyebiliriz. Evet, Tesla'ya geçelim. O da ikinci konumuzdu. Yalnızca hani Çin'de satışları düşen Apple değil, orada Tesla'nın da satışlarının düştüğünü görüyoruz ki hani bu iki şirket için de 2024 çok böyle iyi geçmiyor gibi duruyor farklı haber akışlarına baktığımız zaman. Ama bugünkü haber Çin'deki araç satışlarının düşmesiyle beraber Çin üretimini azaltma kararı açtı. O sahne hiç aklından gitmiyor. Hatırlıyor musun? Elon Musk'ın dans ederek Tesla fabrikasını açtığı Çin'de orada işte şimdi üretimi azaltma kararı alınmış. Nasıl yansıdı piyasalara? Aslında bütün şirketler için acı karar. Eğer bir yerden gelir gelmiyorsa oradaki üretim hattı kesilerek sonuçlanıyor ve bunun benzerini Tesla üzerinde görüyoruz. Şimdi iki farklı araç üzerinden Model 3 ve Model Y olarak adlandırılan iki farklı araç üzerinden 2020'den 2024'e kadar satış gelirlerini görüyoruz. Biz buradaki en yüksek bar grafiği 2022 yılı içerisinde görüyoruz ki 2022 Temmuz ayında aslında Çin'e yaptığı satışlarda 850 bin adet Model 3, 8 bin adet Model Y satmış Tesla. 2022 Ekim yine güçlü bir trend, güçlü trendin devamı, 2023 başlangıcı yine güçlü bir trend. Ama 2023 ortasına geldiği andan itibaren buradaki trendler ve barlar aslında aşağı yönüne gitmeye başlıyor. Temmuz 2023'te. Model 3'ten 8 bin adet, Model Y'den 24 bin adet satmaya başlıyor ve 2024 Şubat ayında Model 3'ten 8 bin adet, Model Y satışları 24 bin seviyesinde paralel kalıyor. Bunun arkasında neyi görüyoruz biz? Aslında Çin'de var olan elektrikli araç piyasasında da bir miktar daralma var. Ama yine de hani burada pastanın payını azalmada Tesla'nın daha çok güç kaybettiğini görüyoruz. Ve Çin'deki aslında tüketicilerin de yerli ürünlere yöneldiğini söylemek lazım. Burada BYD gibi markalardan çokça konuşmuştuk ki yeni gelen adımlar da aslında Çin hükümetinin elektrikli araç üreticilerinde ABD'den tedarik sağlamamaları konusunda ve buradaki aslında kullandıkları bütün ara maddeleri kendi ülkelerindeki şirketlerden almaları konusunda bir karar aldığına dair de ifade var. Dolayısıyla burası bir miktar daha aslında ülkeselcilik, korumacılık kapsamında Tesla'yı Çin ana kıtasından ayırıyor ve Tesla'nın ilk iki ayındaki kazançlarının aslında %53'ü tamamen ABD içinde gerçekleşmiş oluyor. Ama yine de ilk iki ay içerisinde bir önceki yıla göre %6'lık bir düşüşte var. Evet, şimdi iki olumsuz şirket haberi konuştuk. Şimdi bir de olumlu bir şirket haberini konuşalım. O da Reddit. Gerçi orada da hani ne kadar olumlu ne kadar olumsuz şirket açısından baktığımız zaman biraz tartışmalı ama ilk işlem gününde Reddit, ki seninle konuşmuştuk aslında halka arz gerçekleşecek diye, %48 yükseldi. $47 oldu hisse başına fiyat ve şirketin piyasa değeri de 8 milyar dolara ulaştı. Nasıl yansıdı bu halka arz? Halka arz coşkusu aslında ayak seslerini vermişti. Biz de o yüzden gündeme taşımıştık. Şimdi beklentileri de aşan, %50'lik bir yükseliş kaydeden ve gün içerisinde aslında $57 seviyesine kadar ulaşan, yani 57'ye ulaştığı noktada 34'ten 57'ye %70'lik bir artış, gün kapanışında %48'lik bir artış olduğu kaydedildi. Hisse başına beklenti $31-$34 seviyesindeyken gerçekleşen ilk fiyat $47 seviyesine başladı ve yukarı yönlü ivmelendi. Şirket peki saçını başına yoğuldu mu? Evet, aslında sabahki toplantımızda da aynı şey gündemi konuşmuştuk. Hani madem bu kadar yukarı yönde gidecek bir potansiyel vardı, $31-$34 seviyesinden beklentiyle halka arzı olan aslında şirket sahipleri şu anda ilk etapta şirketi değerledikleri noktadan bir miktar daha ucuza aslında halka arz etmiş oldular. Buna rağmen aslında kazançlar büyük. Dediğin gibi hani beklenti $519 milyon $750 milyon aslında gelir elde etmiş oldular. Ve ne vardı aslında kurucuları arasında ve şirket sahipleri arasında? OpenAI CEO'su Sam Altman var. Orada %10'a yakınlaşık bir payı var. Onun da hisse senetlerinin değerlendiğini, payının değerlendiğini görüyoruz. Reddit'in burada aslında bu kadar halka arzla karşılaşıyor olması, biz 2023 yılında görece olarak daha az halka arzların olduğunu görmüştük ABD cephesinde. Ve 2019'dan bu yana ilk defa bir sosyal medya şirketinin halka arzı olduğunu görüyoruz. Pinterest'ti galiba değil mi? En aynen, 2019'daki Pinterest'ti. Dolayısıyla bir hem kullanıcı tepkisiyle karşılaştı, bir de aslında yeni bir iş felsefesi vardı. O da şu anda günlük hali hazırda 700 milyonun üzerinde günlük kullanıcısı olan Reddit aslında kullanıcılarının verilerini lisanslayacak. Bunu lisanslamayı da yapay zeka dil modellemesi üzerine çalışan şirketlere lisans karşılığını verecek. Dolayısıyla burada aslında reklam gelirleri, verilerin gizliliği konuları yeniden gündeme giriyor. Ve burada yapay zekayı destekleyecek olması da Reddit'in aslında büyük bir taleple karşılaşmasına sebep oluyor. Dönüp dolaşıp yine yapay zeka demeden programımızı noktalamıyoruz seninle. Olan bölümü çok teşekkür ediyoruz. Sevcan Ersözlü bizimle beraberdi Bloomberg HT araştırma analisti.
Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi yurt içi piyasalara biraz bakacağız. Rota Portföy Yönetimi Yönetici Ortağı Emrah Yücel bizimle beraber. Emrah Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Reyhan Hanım. Evet, şimdi dilerseniz önce bir iç piyasayla başlayalım. Yurt dışı beklentileri de almak isterim sizden ama borsa dediğimiz zaman 9200 puan üzerindeki hareketleri görüyoruz. Geçtiğimiz hafta hiçbir gün pozitif performans kaydedememişti. Bu hafta biraz daha böyle işte özellikle dünkü faiz kararının ardından yükselişler olduğunu gördük. Ama yine de tabii acaba seçime kadar yani gelecek haftaya dair beklentiler biraz daha böyle yatay temkinli mi olabilir? Ne dersiniz? Bankacılık tarafındaki pozitif ayrışmayı dün gördük. Bugün yine %1,5 üzerinde primler şu saatlerde gözlemleniyor gibi duruyor. Nasıl beklentilerimiz var seçim öncesinde son işlem haftasında? Borsa İstanbul tarafında faiz artırımının aslında temel yansıması bir miktar risk primi üzerindeki pozitif fiyatlamadan kaynaklanıyor diye gözüküyor. Çünkü şirket ya da sektörler özelinde baktığımız zaman burada özellikle fonlama maliyetinin yukarı geliyor olmasının bir miktar ticari aktiviteyi etkileyeceği sektörler ya da şirketler de mevcut. Dolayısıyla hani ilk tepkiyi bir kere biz bu şekilde okuyoruz. Risk primi üzerinden fiyatlamanın daha baskın olduğunu gözlemliyoruz ki bu da son derece doğal, özellikle Borsa İstanbul tarafındaki benzer emsal ülkelerle çarpan kıyaslaması yaptığımız zaman risk priminden dolayı buranın oldukça daha iskontolu fiyatlandığını gözlemliyoruz son yıllarda. Dolayısıyla ilk tepkinde buradan gelmesini doğal karşılıyoruz. Biraz bundan sonraki süreçte aslında dönüp biraz önce ifade ettiğim gibi daha çok sektör ve şirket bazlı analizlerle bir miktar fiyatlamalarda hareketlenme olabilir diye düşünüyoruz. Yine fonlama faizinin yukarı geliyor olmasının tabii kredili işlemlerde de bir fiyatlama etkisi olacaktır, maliyet etkisi olacaktır. Dolayısıyla bu açıdan da baktığımız zaman bir takım daha uzun vadeli tatil dönemleri öncesi, hafta sonu dönemleri öncesinde de belki bir miktar geçmişe göreceli olarak volatilitenin arttığını gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla hani ilk genel olumlu tepkiden sonra bir miktar daha önümüzdeki dönemde daha şirket sektör spesifik bazlı fiyatlamaların öne çıkmasını biz bekliyoruz. Peki yani şirket ve sektör bazlı daha spesifik hareketler olabilir diyorsunuz. Bunu biraz açalım dilerseniz. Hani nasıl, hangi sektörler biraz daha öne gidebilir, hangileri geride kalabilir, hangi durumlarda biraz daha seçici ve temkinli olmakta fayda var acaba? Evet, yani bir kere hani şirket bazlı konuştuğumuz zaman burada özellikle daha kısa vadeli borç stoğunun yüksek olduğu şirketler tarafında tabii ki artan fonlama maliyetinin daha hızlı bir etkisi olacaktır. Dolayısıyla bir miktar şirket bazında bu tarafa bakmak önem arz ediyor. Yine sektörler bazında da aslında genelde reel sektörün tamamında belirli bir oranda, yani bir kısmında daha yüksek oranda, bir kısmında daha düşük oranda, ama tüm reel sektör tarafında da belirli bir maliyet etkisi olacaktır. Yine bankacılık tarafında baktığımız zaman aslında bankaların son hareketle birlikte en pozitif ayrışan sektörü olduğunu gözlemliyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz risk primi üzerinden geliyor bu, ama risk primini ayrıştırarak baktığımız zaman aslında orada da bankaların genel aktif pasif yapıları itibariyle dönüp aktif tarafının daha uzun vadeli olması, pasif tarafının ise kısa vadeli faiz hareketlerinden daha fazla etkileniyor olmasından dolayı aslında bir miktar marj yönlü etkisi olmasını bekleriz. Özellikle bu swap kanalı üzerinden, yani Merkez Bankası üzerinden swapla borçlanma kanalı üzerinden daha çok etkisini gösterecektir diye biz gözlemliyoruz ki zaten yılın son çeyreğinde bankacılık sektörünün genel karının bir miktar aşağı yönlü hareket etmesi TÜFE endeksi kıymetlerinin yanı sıra bu biraz önce bahsettiğimiz Merkez Bankası ile olan swap işlemleri tarafındaki maliyetinde doğrudan etki etmesinden kaynaklanmıştı. Dolayısıyla bu tarafa da belirli bir oranda etkisi olacaktır. Ama dediğim gibi yani şu anda bir miktar muhtemelen risk primi tarafını daha öncelikli olarak fiyatlayacağız diye gözüküyor.
Evet, risk primi tabii belki de hani seçim sonrasında da önemli olmaya devam edecek ve orada yabancıların girişi tabii ki bizim için öncelikli bir konu olmaya devam ediyor. Haftaya Cuma günü yurt dışı piyasalar Paskalya tatiline gidiyor. Dolayısıyla hani biz seçimi geçirdikten, atlattıktan sonra belki hani biraz böyle işlem hacimleri yurt dışında düşük olabilir ama sonrasında acaba bir toparlanma olmasını bekliyor musunuz seçim sonucundan bağımsız olarak? Yani ekonomi politikaları, mevcut koşullar, devam edecek beklentisi, siyasetten, politikadan bağımsız olarak dünkü faiz kararıyla biraz buna müsaade ettiği, buna bu politikaların devam edebileceğine işaret ettiğinin altı çizildi, vurgulandı. Dolayısıyla sizin buradaki görüşünüz nedir acaba seçim sonrasında borsada olabilecekler açısından? Yani bir kere ifade ettiğiniz gibi genel itibariyle yani hem yurt içinde hem yurt dışı tarafında son derece müspet karşılanan bir aksiyon oldu Merkez Bankası tarafında. Çünkü burada doğrudan parasal sıkılaştırmanın etkilerinin dışında bir de beklenti yönetimi tarafı son derece önemli. Son dönemde bir miktar enflasyon beklentilerindeki bozulmaya istinaden Merkez Bankası'nın bu hızlı aksiyonu bir kere kayda değer diye biz düşünüyoruz ve bunun yansımalarını da görüyoruz. Ama onun dışında tabii burada enflasyonla mücadele bir belirli bir seyahat gerektiriyor ve özellikle Mayıs ayına doğru da bir zirve yapmasını beklediğimiz enflasyon gelişimi söz konusu. Dolayısıyla buradaki bizim baz senaryomuz aslında yabancı yatırımcı tarafında bu son alınan aksiyonun bir pozitif not olarak yazılmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadele doğrultusundaki kazanımların biraz somut olarak vuku bulması önem arz ediyor diye biz düşünüyoruz. Dolayısıyla burada öngördüğümüz patikada enflasyonla mücadeleyi başarabilir ve burada özellikle yaz aylarıyla birlikte aşağı yönlü seyahati Merkez Bankası'nın projekte ettiği şekilde sağlayabilecek olursak bu kademeli bir yabancı giriş senaryosunu daha büyük olasılıklı bir senaryo olarak bizim karşımıza getiriyor diye biz değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu son alınan müsbet aksiyonla birlikte ben yine yabancı tarafının enflasyonun seyri ve buradaki Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylardaki duruşu, alacağı ilave aksiyonlarında önem arz edeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, şimdi yurt dışındaki fiyatlamalara, gelişmelere de bir baktığımız zaman bu hafta merkez bankaları açısından önemli kararlar vardı. Fed tabii ki burada belki en odakta olan merkez bankasıydı ama bunun yanı sıra İsviçre Merkez Bankası'ndan, İngiltere Merkez Bankası'ndan da mesajlar geldi. Yurt dışında oluşan o risk iştahı ortamını ve tabii bize yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki dönemde Fed'den artık 3 faiz indirimi beklentisi ki bunların ilkinin Haziran ayı itibariyle başlayabileceği, gelebileceğine dair beklentiler de kuvvetlendi bu hafta itibariyle. Ne dersiniz? Nasıl yansıyor hem yurt içi hem yurt dışı piyasalara? Evet, yani özellikle Fed tarafının bu haftaki kararında en yakın takip ettiğimiz nokta dot plotlardı. Komite üyelerinin önümüzdeki döneme dair beklentileri önem arz ediyordu. Çünkü bir hafta öncesinde gelen hem tüketici hem üretici enflasyon tarafındaki rakamlar aslında piyasa beklentilerinin ötesinde geldi. Dolayısıyla bu da acaba Fed üyelerinin burada önümüzdeki döneme dair beklentilerinde bir güncelleme yapıp yapmayacağı noktasında da bir soru işareti oluşturdu. Bunun bir kere doğrudan böyle gelmiyor olması bütün fiyatlamalara ve varlık gruplarına pozitif yansıdı diye biz gözlemliyoruz. Ancak orada hani ufak bir nokta olarak buradaki önümüzdeki döneme dair beklentilerde her ne kadar 2024'te medyan faiz indirim beklentisi 3 seviyesinde kalmış olsa dahi bir miktar burada üye dağılımında aşağı yönlü güncellemeler olduğunu gözlemledik. Yine bunun yanında 2025 ve 2026 içinde yaklaşık 20 ila 30 bas puan arasında bir faiz seviyesinde yukarı yönlü güncelleme olduğunu gördük. Bu hani önümüzdeki dönem için bir not unsuru diye ben bunu değerlendiriyorum. Zira bu güncelleme ile birlikte bence veri duyarlılığı bir miktar daha artmış durumda. Özellikle son haftalarda yaşadığımız o enflasyon tarafındaki beklentinin ötesinde rakamların gelmesi durumunda bir miktar Fed üyelerinin bu sene içinde
faiz indirimleriyle ilgili bir aşağı yönlü güncelleme yapma riski var. Ama beklentiler doğrultusunda geldiği noktada da bas senaryonun gerçekleşmesini beklemek lazım. Bunu sadece bir biz not unsuru olarak değerlendiriyoruz. Onun yanı sıra hani Fed'in dışında da aslında küresel gelişmiş ülke merkez bankalarının da faiz indirimi ile ilgili beklentimiz olduğu bir sene içerisinden geçiyoruz ki siz de ifade ettiğiniz İsviçre tarafını vurguladınız. Orada beklentiden önce bir faiz indirimi gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla bu konjonktür de aslında dönüp genel varlık fiyatlamalarına pozitif olarak yansıyor diye biz gözlemliyoruz. ECB tarafında, Avrupa Merkez Bankası tarafında da yine yaz dönemi doğrultusunda bir indirim beklentisi var. Bu konjonktür aslında gelen verilerle birlikte negatif bir tarafa geçmediği evet. noktada biz bu sene fiyatlamaları destekleyecek diye değerlendiriyoruz açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz. Aktarmış olduklarınız için Rota Portföy Yönetimi Yönetici Ortağı Emrah Yücel bizimle beraberdi. Seans notlarını noktalıyoruz. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.